Öncelikle programınıza ufak biraz geçirdiğinizden dolayı uzak bağlantıyla katılıyorsunuz. Lütfen program sizin. Doğru noktalarda, lüzum gördüğünüz noktalarda lütfen konuyu domine etmek üzere söze giriniz diyerek hemen konuğumu takdim edeyim. Türk Konfet Başkan Yardımcısı ve Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Sayın Mehmet Gün. Hoş geldiniz Sayın Gün. Hoş bulduk. Merhabalar. Serpil merhaba. Çok geçmiş olsun. Merhaba, seninle uzun zamandır bu programı konuşuyorduk. Hatta yıllardır diyelim. 2014'te Daha İyi Yargı başladığı zaman, Daha İyi Yargı Derneği kuruluşu, platform oluşumu, bunları konuşuyorduk. İş dünyasının hukukla olan taleplerini ve de Türkiye'de anayasa reformundan ne beklendiğini çok etraflıca çalıştığını biliyorum. Ve bu katkılarını paylaşmak istedim. Rahatsızlığım da biraz engel oluyor ama sizin başaracağınızı biliyorum. Buyurun. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bir müsaade rica edeyim. Zira bugün Ankara'nın da gündemi hayli yoğun, sabah saatlerinden biri. Bir sevgili Paşa Yiğit'e gidelim. Şeyma Paşa Yiğit'e. Çünkü Ankara'nın nabzını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nabzını bizlere saat başı itibariyle bir aktarsın. Oradan son durumu alalım. Sonra hızlıca sohbet etmeye başlayalım. Şeyma Paşa Yiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise geldi, yemin etti. Ardından Anıtkabir'e geçti. Notları da senden alalım lütfen. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bugün saat 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeminini etti. Bugünün önemli iki konusu da iki grup toplantısı var. İlki AK Parti'deydi. Saatler 12'yi gösterdiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubu meclis yönetimini belirledi. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu basına kapalı şekilde toplandı ve meclis yönetimini belirlemek için de seçimler yapılıyor, oylama yapılıyor. Şimdi tek liste olduğu için bu isimleri sayabiliriz ancak oylamanın devam ettiğini belirtelim, altını çizelim. Grup başkanı olarak Özgür Özel'in seçilmesi bekleniyor. CHP'nin meclis grup yönetiminin başında Özgür Özel'in olması bekleniyor. Grup başkan vekillerinde ise tek liste olduğu için Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın ismi bulunuyor. Dolayısıyla Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın da grup başkan vekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapması bekleniyor. Ve meclis başkan vekili için Gülizar Bişer Karaca, idare amir için de Ensar Aytekin'in ismi var o tek listede. Ve şu an itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi kapalı şekilde toplantısını yapıyor ve bu liste üzerinden oylamaya başladılar. Ve bugün saat 12'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısı olduğunu söylemiştik. Onlar da basına kapalı şekilde toplandılar ve grup yönetimini seçtiler. Abdullah Güler grup başkanı oldu. 27. dönemde Abdullah Güler Adalet Komisyonu Başkanı'ydı. Özlem Zengin ve Muhammed Emin Akbaşoğlu 27. dönemde grup başkan vekiliydi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu göreve iki isim de devam edecek. Leyla Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ve eski bakan Abdülhamit Gül de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili oldular ve Yeşil ve Sol Parti'de de geçtiğimiz dönem 27. dönemde Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç grup başkan vekiliydi. Bu dönemde de Yeşil ve Sol Parti'nin iki grup başkan vekili olarak devam etmesi bekleniyor. Tekrar etmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi kapalı şekilde toplantısına devam ediyor. Tek liste yarışıyor. Tek liste olduğu için de grup başkanı olarak Özgür Özel'in, grup başkan vekili olarak da Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın seçilmesini bekliyoruz. Dakikalar sonrasında da o grup toplantısına ilişkin ve CHP'nin yeni meclis yönetimine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Özgür Özel açıklama yapacak. Bizler de kameramızı çevireceğiz Özgür Özel'e. Teşekkürler Şeyma Paşa'yı. CHP grup meclis grubu oylanıyor. AK Parti'nin meclisteki A takımı da belli oldu. Bunu zaten öğlen saatlerinde de aktarmıştınız. Hafta sonu olmasına rağmen hali yoğun bir trafik var orada. Aktarıyorsunuz an be an. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Gün. Sevgili Serpil Yılmaz'ın sesle ilgili zannediyorum ufak teknik bir sorunu var. Tabii ki programın sahibine bırakmak isterdim ilk soruyu ama şartlar gereği ben sorayım efendim. Buyurun. Şimdi daha iyi bir Daha iyi Yargı Derneği başkanısınız. Kulağa çok hoş geliyor. Şunu sormak isterim. Daha iyi yargı derneğini kurma ihtiyacı niye hissettiniz? Daha iyi bir yargı mümkün mü? Daha iyi yargıdan kastınız ne? Biraz anlatır mısınız? Yani bazı anketlerde şunu görüyorum çünkü. Türkiye'de yargıya inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Güveniyor musunuz? Hayır, güvenmiyorum. Neden?
Evet, zaten bu sebeple ben daha iyi yargı derneğini kurdum. Ben bu memleketin bir çocuğuyum. Anadolu'nun yüce bir köyünden zorlukla okuyarak bugünlere geldim. Çok şey verdi bana ülkem. Ben de 10 seneden beri borcumu geri ödemem gerekiyor diye düşünüyorum. Yaklaşık 13-14 sene önce daha iyi yargı hareketini başlattım. Daha sonra dernekleştik. Dernek siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluşu. Yargının sorunlarını belirliyoruz, kök sebeplerini analiz ediyoruz. Sonra çözümler geliştiriyoruz. O çözümler, geliştirdiğimiz çözümlerin evrensel kabul gören çözümler olmasını arzu ediyoruz. Sonra onları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dünyadaki bütün benzer kuruluşlarla iletişim halindeyiz. Türkiye'den birçok iş insanı, hukukçu, normal hayatını süren insanların katıldığı tamamen siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluşu. Daha iyi bir yargı kesinlikle mümkün. İşte yargının siyasallaşması tabiri hayatımıza son 1-2 senede daha çok konuşulur ve dile getirilir oldu. Yargı neden bu kadar siyasallaştı veya vatandaş bunu nasıl algılıyor? Şimdi ben diyelim bir konuda şikayetçiyim, davacıyım veya davalıyım. Yargının siyasallaşmış olması demek benim yargıya güvenemeyeceğim anlamına mı geliyor? Yoksa burada bir müdahale olur, siyasi bir müdahale olur anlamına mı geliyor? Yani şöyle, önemli olan sıradan bir vatandaş olarak işiniz düştüğünde, evet, mahkemeye gittiğinizde, adliyeye gittiğinizde oradan çok iyi bir tecrübeyle ayrılmanız. Mesela çözemediğiniz bir sorun var, karşı tarafınızla anlaşamıyorsunuz. Bunu çözmek için mahkemeye gidiyoruz, davalaşıyoruz. Bu dava için gittiğimiz zaman bizi orada dinleyen, anlayan ve sorunumuza çözüm getiren, ben böyle düşünüyorum, karşı tarafım öyle düşünüyor, aradaki farkı çözen ve bize yol gösteren bir şey bekliyor, sistem bekliyoruz. Türkiye'deki en önemli sorun bu sistemin yol gösterici değil, oraya gittikçe yığılıp orada kalıyor. Uyuşmazlıklar çözülemiyor, toplum uzlaşmaz bir hale dönüşüyor. Oysa bizim dayanışmaya ihtiyacımız var. Böyle bir hale getirmek istiyoruz biz ülkemizin yargısını. Dünyada bütün yargı sistemlerinin sorunları var. Bütün yargı sistemlerinde siyasallaşma sorunu var. Bir de partizanlaşma sorunu var. Şimdi siyasallaşma ayrı şey, partizanlaşma ayrı şey. Türkiye'de biraz partizanlaştığından endişe ediyoruz. İsrail'de fazla bağımsız olup da kendi başına hareket ettiğinden şikayet ediyor yöneticiler falan, bu tartışmalar sürüp gidiyor. Bizim yapmak istediğimiz şey şu: vatandaşa çok iyi hizmet veren, kaliteli hizmet veren, ülkesinin gelişmesine katkıda bulunan, yani kaynakları kullanıp da maliyet olan değil de tersine katma değer yaratan, insanların mutlu olmasına, uzlaşmasına yardımcı olacak olan bir hale dönüştürmek istiyoruz. Türkiye bu konuda bir şey gibi, mükemmel bir laboratuvar gibi. Ha, bu arada sizin stüdyolarınız mükemmel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Türkiye'de yargı sorunlarına çözüm geliştirmek için mükemmel bir laboratuvar gibi. Bu laboratuvarın içerisinde biz sorunları belirleyip çözümler üretirsek gerçekten mükemmel çözümler olur. Bunun için siyaseten tarafsız olmak gerekiyor. Özellikle bizim için çok stratejik bir ilke bu. Siyaseten tarafsız olmak, meseleye dört yönünden bakmak, hatta aşağıdan yukarıdan da bakıp altı yöne çıkarmak lazım. Bunların bu şekilde ortaya çıkardığınız sorunlar o zaman evrensel kabul görüyor. Türkiye'de çözüm üretiyorsunuz, çözümleriniz evrensel kabul görüyor. Başka ülkelerde kabul görüyor. Biz A'dan Z'ye Türk yargı reformu diye öneriler paketi geliştirdik. Dokuz ana konuda öneriler paketi geliştirdik. Nedir o öneriler mesela? Bu arada Serpil Yılmaz geri geldi, programın sahibi. Şu anda hazır, uzak bağlantıda. Serpil Hanım, lütfen dahil olmak istediğiniz noktada biz sizdeyiz. Yani evet, lütfen evet, katılınız. Başlangıçta zaten ilk yıllarda Serpil'le program yapmıştık. Ortaya çıkış sebebimiz uyuşmazlıkları iyi çözmek, kaliteli çözmek üzerineydi. Şimdi bizim bir 9 konudaki önerilerimiz bütün Türkiye'deki yargı sisteminin bütün sorunlarını çözmek üzere öneriler. Hepsi de son derece üzerinde uzun uzun çalıştığımız öneriler. Pandemi yasakları vardı ya, evlere kapandık ya. Biz o evlere kapanınca Zoom'ları açtık. Her gün toplantı, her gün toplantı, genç ön yargısız bir ekiple 2 sene çalıştık. Ortaya 9 tane, biraz sonra anlatırım, 9 tane öneri çıkardık. Bu öneriler, bakın,
Biraz önce dediniz ki yargının siyasallaşması. Biz de siyasallaşmayı, partizanlaşmayı gördük. Bir grubun ele geçirdiğini gördük. Her türlü kendi başına kalıp da iyi işlem, iyi hizmet vermeyip kendi başına olduğu İsrail'deki gibi şikayetlere neden olduğu durumları gördük. Mesela onunla ilgili olarak geliştirdiğimiz bir Adalet Yüksek Kurumu diye bir kurum geliştirdik. Bu kurum üye kompozisyonu 92 kişiden oluşuyor. Kendi içerisinde 3-4 tane bağımsız kurul var. O kurulların içerisinde işte kaliteli yargı hizmeti üretmeyi sağlayacak şekilde bir işleyiş öngördük. Sonra kurulun bütün kararları, yani Hakimler Savcılar Kurulu yerine onu öngörüyoruz. Adalet Bakanlığı'ndaki... Bir HSYK vardı Sayın Gün. Siz hukukçusunuz. Evet, evet. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Sonra evet. O HSYK oldu. HSYK oldu. Mesela evet. Yani bunlar mıydı adım 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 biraz daha yargının toparlanması, düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz en başta oradan geçmek gerekiyor. En başta oradan başlamak gerekiyor. Çünkü Türkiye ta Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana durmadan şey yapıyor. Kurulları değiştiriyor. Kurulların yapısını değiştiriyor. Değiştirince çözüm gelmiyor. Her seferinde biraz daha kötüleşiyoruz. Biz bütün bu sorunları alıp hangi sisteme nasıl yaptığı görüp bir Adalet Yüksek Kurumu oluşturduk. Bu Adalet Yüksek Kurumu mesela Kuzey Afrika ülkeleri var ya, birbirleriyle çatışan iki tane kavim var mesela, kabile var diyelim. Onlar için de mükemmel sonuçlar getiriyor. Bizim ülkemiz için de mükemmel sonuç getiriyor. Çünkü üye kompozisyonu öyle ki toplumun tamamını temsil ediyor. Yani sendikaları da temsil ediyor, medyayı da temsil ediyor, hükümeti de temsil ediyor falan. Ve hiçbir kimsenin etki altına alamayacağı bağımsız bir kurum. Bu kurumu güçlendirmek için bütün kararlarını yargı denetimine açmak gerekiyor. Şimdi HSK'nın sadece meslekten çıkarma kararı yargı denetimine açık, diğerleri kapalı. On binlerce karar alıyor HSK. Adalet Bakanlığı mesela benzer kararlar alıyor. Şimdi bu kararların hepsini yargı denetimine açalım dedik. Bunun için de özel bir mahkeme kurduk. Adalet Yüksek Mahkemesi. O HSK'nın aldığı kararları uzman bir mahkeme olarak denetleyecek. Doğru karar alınmasının garantisi olacak. Sonra Venedik Komisyonu Türkiye'ye diyor ki HSK'da meslek mensupları çoğunluk olsun, işte yasama yürütme temsilcisi de olsun ama azınlık olsun diyor. Biz de diyoruz ki ya bir insan ne kadar hamile oluyor? Ya hamilesin ya değilsen. Şeyden eğer bir içeriye bir şey katarsanız, yani siyasi bir oluşumu katarsanız o siyasallaşır gider. Bunu önlemek evet. için biz diyoruz ki bütün hukuk meslekleri mensupları ayrı meslek kuruluşlarına sahip olsun. Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu, avukatların da barolar var biliyorsunuz. Evet. Noterlerin de odaları var. Aynen avukatlar ve noterler gibi hakimler ve savcılar da kendi odalarına sahip olsunlar. Yönetimleri de tamamen kendilerinden oluşsun. Ve bunların görevi yargının bağımsızlığını, kaliteli hizmet üretmesini, kaliteli hizmet üretmek için de mensuplarının geliştirmesini kapsasın diyoruz. Böyle olunca kurduğumuz sistem öyle bir sistem ki bunun bağımsızlığının sarsılması mümkün değil. Mesela bir tanesini size anlatmış oldum. Ben çok konuştum. Estağfurullah Serpil Hanım, adalet herkese bir gün lazım olur mottosuyla sözü size bırakayım. Çünkü bu arada çok lazım. Bu arada daha çok lazım diyor. Sadece insanlara, bireylere değil. Daha çok ve şu anda da seçimleri geride bıraktık. Partilere daha çok lazım olacak galiba. Sayın Gün'e biz biraz da şeyi sorabiliriz. Şu siyasi partiler demokratikleşmese adalet sistemi oraya yönelik bir bakış açıları var mı? Çünkü o demokratik katılımınız evet, herhalde. Evet, çok güzel, çok güzel. İlgili Manisa'da öyle bir şey oldu. Daha doğrusu Manisa milletvekilinin de içinde olduğu, CHP milletvekilinin de içinde olduğu 43 il başkanı dedi ki Adalet ve Demokrasi diye bir platformu kurduklarını açıkladılar. Şu anda yani önümüzde bir yerel seçim süreci var vesaire. Partilerin içerisi nasıl demokratikleşir? Halk bu siyasete nasıl katılır? Sayın Gün, bunun bir formülü var mı? Tabii ki. Biz 2014'te dernekleştikten sonra ben TÜSİAD'a başvurdum, paydaşımız olduğu için. TÜSİAD'a beni üye olarak kabul ettiler. Talebim üzerine de bir yargı reformu çalışma grubu kurdular. Şimdi ben TÜSİAD'da aynı zamanda Haysiyet Divanı üyesi olarak da çalışıyorum.
Oradan bir belge ortaya çıkardı, kaliteli yargı hizmetleri diye. Bunu, bu belgenin Anadolu iş dünyasına iletişimini yaparken Şanlıurfa'da şalvarlı bir iş insanı kalktı, dedi ki beyler, kaliteli yargı evet ihtiyacımız var ama esas sorunumuz o değil, demokrasi. Demokrasinin aksamasının nedenlerinden birisi de yargıdır ama bunlarla uğraşmayın siz. Gidip demokrasi sorununu çözün, yargıdaki kaliteyi daha sonra konuşuruz dedi. Ve ben oradan o çalvarlı iş insanından duyduğum şeyle o kadar öğrendim ki, yani gerçekten memleketin meselelerine cesaret etmek gerekiyor. Türk Konfet talep etti, ben de çok istekliydim. Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması için orta demokrasi tuzağını aşması gerekiyor. Ne demek orta demokrasi tuzağı? Orta demokrasi tuzağı, vasat ahbap çavuş demokrasisi demek. Bazen yani şu işte, hep konuşulan liyakat. Liyakat oluyor, bazen işte siyasi partilerde hukuk işliyor, bazen işlemiyor. Bazen işte yönetimin kararlarını denetliyorsunuz, bazen işte ahim kararlarını uyguluyorsunuz, bazen uygulamıyorsunuz falan durun. Böyle bir şey, bir vasat bir şey yani, duruma göre oynuyoruz biz. Yani kuralları çalıştırmıyoruz da duruma göre vasat. Ama orta gelir diye bir şey var. Orta gelir de işte 8.000 ile 15.000 dolar arasında kişi başı milli gelir olunca orta gelir oluyor. Biz bunu nasıl aşarız diye. Başka ülkelerin tecrübeleri var. Bizim de tecrübelerimiz var. Bir türlü aşamıyor. Ülkeler geliyor 30'a takılıyor. 30'a takılanların özelliğini keşfetmişler. Orta demokrasi tuzağına takılıyorlar. Bana dediler ki bir rapor yazar mısın bu tuzağı nasıl aşarız diye. 1,5 sene bütün tatillerim de dahil olmak üzere çalıştım. Türkiye'nin orta demokrasi sorunları ve çözüm yolu diye bir kitap ortaya çıkardık. Derneğimizin 160 tane üyesi var. Onların da katkılarıyla sonra güzel bir şey çıktı. 3 konuya toplanıyor Türkiye'nin demokrasi sorunu, orta demokrasi de olması sebebi. Bir, yargı. Zaten sorun, siz başta dediniz ya, sizin inşallah işiniz düşmemiştir. Düşse güvenmiyorsunuz. Çünkü öyle duymuşsunuz, yani halk güvenemiyor. İkincisi hukukun üstünlüğü, yani hakkınızı alabileceğinize ne kadar inanıyorsunuz? İnsanlar inanamıyorlar, güvenemiyorlar. Diyor ki yani hakkımı alsam bile 10 sene sonra alacağım. Bunun benim için bir anlamı yok. Geciken adalet de adalet değil aynen, mantığıyla insanlar aynen, konuşuyor. Şimdi ben bunu dava etsem ne olur, etmesem ne olur? Yerel mahkemeye gidecek de yerel mahkemeden istinaf, istinaftan Yargıtay. Doğru mu sıralıyorum aynen, bilmiyorum ama aynen. Süreci hani çok uzun bir ve yorucu bir süreçten de bahsediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Bizim halkımızın mahkemeye işi düşmediği için sanıyor ki orası düzgün işliyor, sorunsuz işliyor ama gecikmeli işliyor sanıyor. Öyle olunca bir güveni var, bir derece güveni var. Fakat orada iyi işlediğini sanıyor. Fakat orası kötü işlediği için şimdi günlük hayattaki sorunlarımızı yaşıyoruz. Onun farkında değil. Üçüncü sorun daha önemli. Bu seçimlerle çok alakalı. Serpil'in sorduğu sorunun tam da göbeği. Temsil adaletsizliği. Yani halk kendisini siyasi partilerde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, yani yönetimde adil olarak temsil ettiremiyor. Mesela diyelim ki ben siyaseten tarafsızım da siz bir görüşünüz var. O görüşü savunan siyasi partinin içerisine girip orada ilerlemek istiyorsunuz değil mi? Üye olmanız bir sorun. Belki olurlar, belki olmaz. Üye olduğunuz, delege seçilmeniz için en tepedeki kişinin onay vermesi gerekiyor. Delege olmazsanız ilerleyemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle partilerin üst yönetimleri, o partileri, yönetimleri bir kere ele geçirmiş olan bir elit kitle var. O elit kitle ne derse o oluyor aşağıda. O zaman gitmiyorsunuz, partiye üye olmuyorsunuz değil mi? Herkesin sorunu var ama sorunu çözmek için partiye gitmiyor, başka şekilde çözümler arıyoruz. Bu temsil adaletsizliği sorunu çok büyük bir aksamaya neden oluyor. O çok büyük aksama da şu, Türkiye'nin insan kalitesi... Ben 40 seneyi geçti hukukçuluğum. İnsan kalitesini çok iyi biliyorum. Süper insanlarımız var. Gerçekten yani kendisini kanıtlamış, vatanını seven, bir şeyler yapmak isteyen süper insanlarımız var. Süper büyük sorunlarımız var. O süper insanlar o süper büyük sorunları çözmek istiyorlar. Ama geçmek zorunda oldukları yolda siyasi partiler var. Siyasi partilerin başında liderler ve merkez yönetimler var. Bu insanların önünü kesiyorlar. Dolayısıyla bu sorunlar burada, bu insanlar burada bekliyor oluyorlar. Bu üç tane sorunu Türkiye çözer ise o zaman vasat demokrasi, orta demokrasi olmaktan çok daha iyi çıkabiliriz. Bir mürit daha kazandım diyebilir miyim? Sizi de kazandım diyebilir miyim?
Ne demek efendim? Süper. Ne demek? Ne demek? Serpil Yılmaz, buyurun efendim. Yani şimdi bu orta gelir tuzağının esas olarak hedefini koymuştunuz. 30 bin dolar kişi başına gelire ulaşmak mümkündü hukuk düzenlemeleri içerisinde. Şimdi şunu düşünüyorum, yani biz bugün bunları konuşurken aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini de konuşmamız lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti 1919 itibariyle daha Kurtuluş Savaşı'nın başında, kuruluşunda diyor ki meslekler, yani ekonomi ve de yönetim. Yani bunları yaparken İktisat Kongresi'nde yeni yapıldı 100. yıl. İzmir İktisat Kongresi'nde de uzun bir şey katılım oldu, bir haftalık bir sürede. Orada da tekrar yenilendi. Mesela şeyde Atatürk o kongreyi topladığı zaman çiftçiler, işçiler, sanayiciler böyle meslek gruplarını içine alarak yapmış. Bunu şunun için söylüyorum. Yani siyasete katılım, biz bugün o kadar sığ bir alanda bakıyoruz ki sadece parti ittifakları gibi bakıyoruz. İşte masadan mesela Meral Akşener kalktığı zaman sanki paramparça oldu hayat. Hayır, öyle değil. Hayat başka bir yerde akıyor. Yani sivil toplum örgütlerinde akıyor, meslek örgütlerinde akıyor. Bakın siz mesela bir örneksiniz. Daha Yargı diye bir dernek kurmuşsunuz. Bunun gibi Türkiye Mimar Mühendis Odaları var, Barolar Birliği var, işte doktorlar var, Türkiye Tabipler Birliği'nin falan bir sürü meslek örgütleri hayatın içerisinde mücadele veriyor. Çevreciler mücadele veriyor. Ama biz bunları siyasetin bir partner olarak göremiyoruz. Yani siyasi partiler esas kaynağını, damarlarına gelecek kanı oradan alacak, toplumdan alacak, iktisadi devlet modeli. Yani esas Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde o iktisadi devlet modeli var. Bunu da işte halkçılık olarak o zaman koymuş. Yani CHP'nin oklarından biri halkçılık, yani doğru. Onun geldiği yer aslında ekonomik üretim biçiminin siyasette karar vericiler noktasında kendisini buluyor olması. Şimdi bugünkü siyasete bakın, mecliste meslek gruplarına bakalım kimler var. Çoğunluğu müteahhit çıkar. Çoğunluğu müteahhitlik de yapıyordur. Yani fiilen de devam ediyordur. Yani ekonomi rant üzerine kurulunca siyaset de rant üretiyor. Onun için hani bence o kılcal damarları açması, siyasetin bu damarları ilişkilendirmesi sivil toplumla ve halkla, bunu zorlayıcı olan bence işte bu demokrasi talebini sizin gibi yükseltenler olacaktır. Böyle bir öneriniz var mı? Mesela yani halktan gelen, değil mi, bir siyasi taban olması lazım. Tabii bizim temsilde adaletsizlik sorununun çözümü için önerdiğimiz şey, bakın meslek kuruluş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, barolar, odalar, borsalar birliği, işte eczacılar birliği, bir sürü odalar şeyler var. Bunların hepsinde ve siyasi partilerde, bunlar yapıları birbirlerine o kadar benziyor ki, genel merkez sultası, lider sultası, genel merkez yetkileri var. İnanılmaz. Onlar belirliyor her şeyi, aşağıda ne olacağını. Bunun kaldırılmasını istiyor. Buna neden olan şeyi tespit ettik. Neden olan durum şu. Delegelik sistem var. 1950'lerde seçimler zor yapıldığı zaman, iletişim, ulaşım zor olduğu yıllarda getirilen kanunlarla demişler ki ilçelerdeki insanları, onların delegeleri temsil etsin ilde, illerin delegelerini de merkezde, işte il delegeleri temsil etsinler, genel kurullar falan olsun diye. Şimdi o sistemi biz hala koruyoruz. İletişim bu kadar oldu. 60 milyon, bakın kaç günde, kaç saatte seçim yapıldı, oylama yapıldı, sayıldı, sonuçlar belli oldu. Şimdi bu varken eski sistemi kullanıyoruz. Çünkü eski sistem yönetimleri ele geçirmiş olan, bana göre biraz dinozorlaşmış kelimesi uygun oluyor, o kesimin orada kalmasına imkan veriyor. Çünkü onlar diyorlar ki delege o olacak, bu olacak, şu olacak diye oradan etki ediyorlar. Sonra delegeleri blok listelerle koyuyorlar. Diyorlar ki siz blok listelerden şunları seçeceksiniz. Hadi bir bakıyorsunuz. O listelere yazılı olanlar merkez yönetimler olarak seçilmiş oluyor. Aslında bir tiyatro oynanıyor. Şimdi bunu kaldırmak gerekiyor. Delegelik sistemini kaldırıp üyelik sistemlerini isteyen herkesin istediği görüşün içerisine girebileceği
bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunu teşvik etmemiz lazım. Mesela hazine yardımını son seçimlerde aldığı oya göre değil de üye tabanına göre ne kadar üyem var ve bu üyeler ne kadar aktif faaliyet gösteriyorlar falan gibi. Öyle yapmamız lazım. Tabandan insanların girmesini sağlayıp sonra onların içerisinden en iyisinin seçilmesini sağlamamız lazım. Önerimiz bu. Yani siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların hepsinde delegelik sistemini ve blok listeleri yasaklamak gerekir. Nasıl buldunuz zaman önerisini Sayın Gün'ün, Sayın Yani Yılmaz? Dijital sevgili Sinem'ci, dijital şey var yani, ortam var. Bu en kolayı, dijital ortamda üyelikler gayet rahat olabilir. Ama ben sivil toplumda çok yaygın olarak Türkiye'de bir taban hareketi olduğunu görüyorum. Yani köylerde köy kadınlarını görüyoruz. Zeytinliklerini korumaya çalışan, işte çevre ve orman yangınlarında gördük değil mi? En çok o yöre halkı ortaya çıktı. Yani bütün bunları biz siyasette içine alamıyoruz. Niye alamıyoruz'u? Bence siyaset kurumu daha çok bu meseleye bakmalı. Şimdi bu konu bir tarafa, ama şu da çok önemliydi. Bu yasama yılı malum işte ilan ediliyor. Yeminler yapıldı. Fatih Erbakan İlk ne dedi? 6.284 dedi galiba. Sayılı kaldı değil mi Sinem Hanımcığım? Evet, 6.284 dedi. Evet, 6.284 nedir? Kadına ve aileye yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun. Bu İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin, Türkiye'nin 2014 yılında imzaladığı ve 2011 yılında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla da çıkılan bir şey. Şimdi 6.284 için Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilisi Sayın Özlem Zengin dedi ki bu bizim kırmızı çizgimiz dedi. Doğru. İslami siyasetçiler ayaklandılar. Kadıncağız tuttu dedi ki ya dedi ben yalnız kaldım, kimse beni korumuyor falan dedi. Ciddi bir linçe maruz kaldı. Evet. Aynen öyle. Şimdi dün de Fatih Erbakan şöyle bir demeç veriyor. Yani bu da inanılır gibi değil işte. Bunu daha çok işte böyle hukuk meselelerini konuşanlar ele alacaklardır diye düşünüyorum. 6.284 için haşa ayet değil diyor. Yani konuya buradan bakıyor Fatih Erbakan. Ya ayet değil de biz neyiz? Avrupa Birliği normlarında, bu medeni dünyada toplumsal ilişkileri ortaklaştırıyoruz, standartlar geliştiriyoruz. İnsanların yaşama modellerinin demokratikleşmesi konusunda katkı veriyoruz ve kanunlar çıkıyor. Ondan sonra uluslararası sözleşmeler oluyor. Türkiye de altına imza atıyor. Şak diye yani, de çıkabiliyor ama Serpil Yılmaz mesela İstanbul Sözleşmesi'nden yani, de çıkıyor. Ama bakış açısı... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda işte meclise soktuğu milletvekillerinden biri Fatih Erbakan. Böyle bakarsa, ayet mi bu diye bakarsa, yani biz sadece ayetler üzerinden hukuku tartışırsak, o zaman yani bu medeni dünyada insan ilişkilerini kotarabilmemiz mümkün değil. Kadınları alın bir yere hapsedin, görünmez yapın, şiddeti görmeyin falan. Yani şimdi bunu çok ciddi biçimde önümüzdeki süreçte biz bunu göreceğiz, tartışacaklar ve biz ne kadar sahip çıkıyorlar buna göreceğiz. Ve ben eminim ki burada yine bu meseleye en çok sahip çıkacak olan kadın hareketi olacak. Yani kadın hareketi çok güçlü bir biçimde durdu ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bir yıl kanun düzenlemeyi yapılmasında ön ayak oldu. Sayın Gün, siz de bunlara herhalde şahit oldunuz değil mi? Uluslararası, bak ben sizi şöyle de önemsiyorum. Siz uluslararası finansal çevrelerle de yakınsınız. Yani bu güvenirlik dediğimiz şey, işte bu uluslararası hukuka bağlılık, sadakat, buna inanmak. Şimdi buna inanmadığın zaman bilmem ne ihalesine de bir bakıyorsun, sadece Türkleri çağırmışlar, sen ben beşli çeteler oluşmuş, sen ben bizim oğlan çıkmışlar. Ondan sonra yani uluslararası finansmanı Türkiye'ye böyle getirebilir misin? Buyurun. Getirebilir misiniz? Ben en başta bu kadınlarla ilgili sorunun neden olduğunu anlamadığımı söylemek istiyorum. Çünkü İslam referanslı kadını bir sorun olarak göstermenin hiç doğru olmadığını düşünüyorum. İslam dininde benim bildiğim kadarıyla
insanlar eşittir. Allah'ın bütün kulları birbirine eşittir. Sonra insan Allah'ın varlığını inkar edebilecek kadar özgür, hürriyetçi bir din, İslam dini. Bu din kaynak gösterilerek ya da bizim dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim kaynak gösterilerek kadınları farklı bir yere koymanın çok yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Bu Türkler İslam'la tanıştıkları zaman İslam Rönesansı denilen şey gerçekleşti. Biruni'nin 1000 sene önce söylediklerini Darwin 1000 sene sonra söyledi. Başka bir sürü düşünür var, binlercesi var. Onların ortaya çıkardıklarını Avrupalılar 4-5 asır sonra kullanmaya başladılar da biz geride kaldık, onlar ileriye gittiler. Şimdi hukukla şey konusu, Türkiye neden bir din devleti değil? Neden bir devlet din devleti olmamalıdır? Çünkü hukuk kurallarıyla inanışlar ayrı şeyler. Hukuk kuralları akıl ve mantık çerçevesinde işleyen, herkesin mutabık olduğu kurallar bütünü. O kuralı anlaştınız, bir arada yaşıyorsunuz, ister bu dine inanırsınız, ister öbür dine inanırsınız, fark etmez. Hakkınız neyse o kurallara göre hesap ediliyor ve bundan insanlar adalet duygusu ediniyorlar. Şimdi kadınlar söz konusu olduğu zaman bu kurallardan çeşitli inanışlar sebebiyle caymak için ve o kuralları geri almak için bir gerekçe üretilmesini çok yanlış buluyorum. Ama bu çok son dönemde artmadı mı Sayın Gün, Sayın Yılmaz? Yani kadınlar, kadınlarımız yani... Yani o arttı mı? Neden kadınlar bu kadar bu seçim öncesinde çok konuşuldu? O arttı mı, bunu söyleyenlerin sesi mi yükseldi, ondan emin değilim ben. Fakat şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin imzalamış olduğu bir sözleşme. Doğru. Oluşturulmasına da ön ayak olduğu için uluslararası saygınlık getiriyordu Türkiye'ye. Türkiye özgür, egemen bir ülke olduğu için istediği kararı kendi kurallarına göre alabilir. Çıkabilir de. Nasıl ki girdi, çıkabilir de. Ama bunun hukuk kurallarına uygun olarak yapılması lazım. Şimdi Danıştay kararı biliyorsunuz, o konudaki şey, iki tane muhalif üye var. Ben muhalif üyeler doğru, çoğunluk üyelerin dediği yanlış ama onların dediği geçerli olmuş oluyor. Bizim bu sözleşmeden çıkarak kaybettiğimiz bir şey var. Onun altını çizmek istiyorum. Bizim ülkemizde kadınların erkeklere göre daha avantajlı olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ben köylü çocuğum. Yani köydeki kadınların da köydeki erkeklere göre avantajlı ama şehirdekilere göre daha eşit olduklarını da biliyorum. Ama avantajlı, ekonomik olarak zayıf. Eğer ekonomiye kazandırsak, kadınları ekonomiye kazandırsak, onların kendi geçimlerini sağlayabilecekleri bir ortam oluştursak ekonomimiz 300 milyar dolar falan büyüyor. Şimdi böyle bir fiilen bir adaletsizlik durumu olan bir yerde onları korumak, cesaretlendirmek, önlerini açmak gerekirken onların önünü kapama düşüncesini asla anlamıyorum. Tamamımız için de doğru değil. Herhangi bir kadın için de değil, kadınların tamamı için de doğru. Ama şu var mesela, Serpil Yılmaz'ın, ben size bir soru sorabilir miyim bilmiyorum ama sevgili Serpil Yılmaz, programın sahibisisiniz ama mesela Hüdaparlı bir vekili yapıcıydı galiba, yanlış, Serkan Ramanlı, özür dilerim, işte kadınlar, kadınlarımız narindirler, istemezlerse çalışmasınlar gibi bir açıklaması oldu mesela. Yani biz hiç erkeklerimiz çok narindirler falan gibi bir şey, bir cümle ben hiçbir kadından duymadım. Neden kadınlar için bu son dönemde bu kadar arttı? Kadınlar çalışmasa da olur, kadınlarımız narindir falan. Sizin ben bir görüşünüzü almak isterim bu kadınlarımız söylemiyle ilgili. Ya tabii o sahiplenme meselesi, şimdi bu dönem daha çok konuşacağız. Niye? Ya biz kimseye erkeklerimiz demiyoruz mesela. Parti programına koydu Hüdapar. Ne dedi? Dul kadınların yalnız kadınların sahiplenmesi dedi. Yani sanki evde kedi köpek sahipleniyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sahiplenilmek ne demek? Yani bir ülkenin üretimden gelen gücü. Esas olan budur. Yani esas olan üretimden olan gücün daha nitelikli hale dönüştürülmesi, verimliliğin arttırılması ve hep beraber bu ülkenin kalkınması, yani bir ülkenin kalkınması için o emeğin ortaya konulması. İnsandan bahsediyoruz. Yani insandan bahsettiğin zaman bu insan yiyecek, içecek, gezecek, düşünecek, tercihleri olacak. Bağımsız kararlar verecek, kendi hayatına yön verebilecek ve bu kendi hayatına ilişkin kararlar aldığı zaman şiddet görmeyecek.
Bundan dolayı toplumda dışlanmayacak. Yani bir sürü şeyle, faktörle beraber biz burada hem tarikat kafasıyla hem de işte bu kadınları toplumsal hayattan çekip eve hapsetmeyi düşünen İslami siyasette bunu görüyoruz. Ve bu tehlikeyi Türkiye yakınsıyor. Bu yakınsamanın önünü almak için bu hukuk reformunda bence çok kapsamlı bir biçimde siyasi partiler üzerinde bu konunun konuşulması lazım. Önemli bir gündemimiz olması lazım. Bu geçtiğimiz seçim döneminde yapılan propagandalarda bu çok önemli bir yer tuttu. Ama başka meseleler daha çok öne geçiyormuş gibi oldu. Esas olarak hocam Mehmet Gül, diyorum ki insanlar ne istiyorlar? Yaşamak. Yani insanların aslında istedikleri tek şey var. Yani yaşamak, barınacak bunun için, gıda temin edecek bunun için, özgürlük alanları olacak bunun için. Yani biz insanımızı yaşatmak için ne yapıyoruz? Şimdi bir bakalım, mesela sizin açınızdan o soruyu da önemseyeceğim. Yani şimdi soracağım soruyu. O da mesela bir suç işleniyor değil mi? Bakıyoruz kim işlemiş bu suçu? O daha önce 5 yerde başka suçlar işlemiş. Nasıl çıkmış bu? Yani inanamıyorsun. Onu bıçaklamış, onu gasp etmiş, onu dolandırmış. Şu anda en çok mesela yolsuzlukları tartıştık seçim döneminde değil mi? 418 milyar dolar kamu zararı. Peki dolandırıcılar ne oldu? Halkın parasını götürenler. Sermaye piyasası kuruldu. Niye bu kadar tartışmadık? Borsada manipülasyonlar yapıp küçük yatırımcıların parasını buhar edenler. Nasıl inandılar bu insanlar bu kadar dolandırıcıya da ceplerindeki paraları buralara akıttılar? Mesela evim evim diye projeler çıktı. Buralarda insanlar tel telef oldu. Yani dolandırıcılık şu anda bir ekonomik model gibi bir yerlerde kök saldı. Yani siz buna nasıl karşılıyorsunuz? Yani neyle karşılaşıyorsunuz? Dolandırıcılık hani ciddi bir mesele haline geldi. Türkiye'nin bir meselesi haline geldi. Önce küçük bir espri yapmak istiyorum size. Buyur. İyi ki erkeklerimiz demiyorsunuz. Deseniz kabadır, kalındır falan derdiniz. Yani son dönemde çok duyduğum bir şey bu benim. Yani kadınlar, kadınlarımız falan. Evet, yani. Ya biz kimsenin kadınları falan değiliz yani. Bir mütekabiliyet olsaydı biz fena duruma düşerdik. Onun için o espriyi yaparak geçmek istiyorum. Serpil, senin söylediğin soru çok önemli. Eğer hukuk sistemleri çok iyi işliyor ise dolandırıcılık, işte özellikle kurumsal yerlerdeki dolandırıcılık tamamen yok olur demiyorum. İngiltere'de de biliyorsun 90'lı yıllarda böyle büyük dolandırıcılıklar olmuştu. Her ülkede olur. Hatta böyle şeyler, suçlar olunca hukuk sistemleri biraz daha gelişirler falan. Fakat büyük oranda önlenir, yatırımcı korunur. Dezenformasyon, yanlış bilgi verilmesi, işte sahte hesaplar kullanılması falan gibi şeyler, onlar önlenir. Daha suç işlemeye başlamadan önlenir. Suç bir kere işlenirse o para var ya, o elektronik sistemlerde ışık hızıyla para buharlaşır. Onu yakalamak kolay mümkün olmaz. Ben daha önce bir sigorta şirketi için bir borsadaki bir dolandırıcılık meselesini araştırmıştım. Yani 100 milyon doları buharlaştırdılar bir kadının. 100 milyon dolar asla bulunmadı. Buharlaştıran kişi de yakalanmadı. Bu paranın nasıl buharlaştırıldığını anlamak için SPK 6 aydan fazla şey yaptı, araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan raporlar yüzlerce klasör. Şimdi bu yüzlerce klasörü hangi hakim savcı oturup 2 saat 2 gün içerisinde okuyup anlayabilir? Çünkü bunlar daha olmadan önce devreye girilirse, işte yapay zeka kullanılırsa, işte idari makamlarla adli makamlar arasında işbirliği çok sıkı olursa, polisin mesela sosyal medyadaki şeyleri takip etmek yerine insanları dolandıran, borsada dolandıran ya da sahte mesajlar gönderenleri daha etkin olarak takip eder, yakalarsa, o zaman biz bu suçları daha az işlendiğini görebiliriz. Bu bakımdan Türkiye'deki yargının kapasitesini çok güçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'deki yargıda evet insan sayısı olarak belli bir rakamlara geldik.
24, 100 bin kişiye 24 galiba. Almanya civarında bir rakama 100 ulaştık. 100 bin kişiye 24? Bu Almanya standardıyla karşılaştırınca... Yani ortalama bir hakime kaç dosya düşüyor yılda? Yani 800-900 tane falan düşüyor. Yılda. Bunu 200-250'ye indirmek lazım, evet, ki doğru İş bir şey olsun. İş yükü de çok ağır ama bunu hakikati de görmek Fakat lazım. Her işi hakimin çözmesini beklememek lazım. Hakimin önüne dosya hazırlayanların, avukatların mesela, evet, çok sorumluluk alması lazım. 180 bin hukukçumuz var, 20 bini hakim ve savcı, 160 bini avukat. Ama işlerin 10'da 9'unu hakim ve savcılara yaptırıyoruz. 160 bini de işsiz dolaşıyor. Şimdi o bizim işleri öyle dağıtmamız lazım ki çoğunu avukatlar yapması lazım. Dosyalar hazır. Hakimlerin önüne geldiğinde hakim hemen bilgi alıp kararını verebilmesi bir lazım. Bir tetkik hakiminin dahi önüne bir dosya ne kadar sürede gidiyor Yargıtay'da? Yani ne kadar sürüyor? Oralar bakın, ben çalışmıştım. SEPEJ diye bir Avrupa Konseyi'nin bir organizasyonu var. Onun istatistikleri var resmi. Türkiye'de oranın üyesi. Onları çalıştım. En az 5,5 sene sürüyor bir basit davanın ilk derece istinaf Yargıtay'ı geçmesi. Ve 5,5 sene çok uzun Şimdi bir süre. Şimdi onun için ya, bizim bu şeyde sistemimizi öyle değiştirmemiz lazım ki, yani bütün hukukçularımızın işbirliği halinde önlerine gelen meseleyi iyi yönetiyor olmaları lazım. Bunun için hakim ve savcılarla avukatlar arasında güven oluşturmamız lazım. Bunların birbirlerine denk olmalarını sağlamamız lazım. Denk olmalılar ki aralarında güven oluşsun, aynı işi aynı kalitede yapsınlar. Sonra şunu yapmamız lazım. Hakim ve savcının halkın arasındaki uzantısı gibi olması lazım avukatların ki vatandaşa yol göstersin. O zaman görüyor musunuz? Mahkeme salonuna gittiğiniz başını kaşıyamayan bir hakim var, size hoş gözle bakmıyor yeni bir iş getirdiğiniz için. Ama onun temsilcileri olan avukatlar halkın arasında onlara daha çok zaman ayırabilir ve sorularını cevaplayabilirse birdenbire 180 bin kişiye hizmet veriyor gibi oluyor. O zaman daha mutlu oluyoruz bir şeyden. Ama arka tarafta altyapıyı bunun böyle olacağı şekilde güçlendirmemiz lazım. Dürüstlüğü mesela, bu unsurların dürüstlüğü meselesini çok iyi halletmemiz lazım. Bir avukatın ağzından çıkan söz, hakimin ağzından çıkan söz kadar değerli olması aynı lazım. Aynı hukuk fakültesini okuyorlar. Biri avukat olarak yoluna devam ediyor. Diğeri sınava giriyor. Hakim kura çekiyorlar. Sayın Yılmaz, buyurun lütfen. Ben bir daha şey ekleyebilir miyim? Biz aynı fakültede okuyoruz. Aynı sıralardayız. Arkadaşız. Mahkeme salonuna gidince hakim olduğunda benim söylediğime inanmaması gerekiyor. Oysa benim söylediğime inandığı zaman uğraşmayacak. Hemen anlayacak, hemen çözecek. Bunun için bizim bir gelişmiş bir hukuk meslekleri kariyer planımız var. Olgunlaşmış insanların iyice öğrendikten sonra kürsüye oturmasını öneriyoruz. Hatta öğretim üyelerini de onların arasından yetiştirmeyi düşünüyoruz. Serpil Yılmaz, buyurun lütfen. Evet. Ya işte tabii siz bunları anlatırken aklıma şey geldi. İlk bu daha iyi yargı kurulurken sizin savunduğunuz bir tez vardı, doğru ifşa diye. Tam ve doğru ifşa diye. Yani bu yükümlülüğü getirdiğin zaman o dosyalardaki ağırlık da azalabilir. Bu dolandırıcılık meselesine ben başka bir açıdan da önemsiyorum. Geçenlerde, yani bundan 2 ay önce falan... Serpil Yılmaz, özür dilerim, sizi kesmek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şu anda bir açıklama yapıyor. Bakalım, devam edelim, olur mu? Buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27.835.000 kardeşimin hepsine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İradeleri farklı yönde tecelli etse de sandıklara giderek demokrasimizin gücüne güç katan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Kilometrelerce yol kat ederek, kimi zaman saatlerce sıra bekleyerek ana vatanlarına karşı vatandaşlık görevlerini yerine getiren yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum. (Gülüyor) 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, sırf oy tercihlerinden dolayı
son iki haftada sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece yurt içi ve yurt dışında yaşayan kendi insanımızın desteğini almadık. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında umutlarını ülkemize bağlamış yüz milyonlarca mazlum ve mahzun gönlün de duasını aldık. Türkiye deyince gözleri parlayan, gözyaşı döken, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm kardeşlerime şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Seçimleri müteakip arayarak sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. 28 Mayıs gecesi ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya, gönül coğrafyamızın tamamında sokaklara taşan o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye'ye yönelik bu büyük sevdanın hakkını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabbim bizi milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin diyorum. Aziz milletim, değerli dostlar, Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktı. 14 Mayıs'ta seçimlerin meclisle ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle hamdolsun başarıyla tamamlamıştık. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi rakibimize fark atmamıza rağmen ilk turda %50+1 şartı aranması sebebiyle ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta milletimiz 0,50 oy oranıyla yarım bıraktığı işi tamamlamak için yeniden sandıklara gitti. İlk tur seçimlerinde katılım oranımız %87'yi aşmıştı. İkinci turda da yine %85'i bulan rekor bir katılım seviyesine ulaştık. Milletimizin akın akın sandıklara koştuğu 28 Mayıs seçimlerinde %52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de göreve başlama töreninde konuşuyor. Hali kalabalıktı. Gördük, dinledik bir kısmını. Serpil Yılmaz, lütfen kaldığınız yerden devam etmenizi rica ediyorum. Buyurun. Evet, yani dolandırıcılıktan tabii kalmıştım. Bundan iki ay önce falan İngiltere'de bir yasa çıktı, dolandırıcılığı önlenmesi yasası. Bilmiyorum Mehmet Hocam, siz takip ettiniz mi onu? Ki kaldı ki sizin çok geniş bir polipek, belki bugünkü nesil çok hatırlamazlar ama Türkiye açısından önemli bir süreçti o. İngiltere'de çok büyük bir yatırımcı, Asil Nadir Türk asıllı, Kıbrıs hatta KKTC asıllı yatırımcı. Orada sermaye piyasalarında hisseleri işlem görüyordu ve yatırımcıyı aldatan bilgi verdiği için bir dava açıldı ve patır patır bütün şirketleri şey oldu, kayyumlara geçti falan filan. Yani siz o davanın avukatlarından birisiniz ve uluslararası mahkemelerde böyle bir tecrübeniz oldu dolandırıcılıkla da ilgili. Şimdi Türkiye'de
Dolandırıcılıkla ilgili meselelerde ben tam bir karşılık göremiyorum. Mesela Türkiye'de benim hatırladığım şey vardı. Gazprom, Rus Gazprom şirketiyle bir doğalgaz anlaşması vardı ve Trakya bölgesinden Turusgaz diye bir şirket kuruldu. Gazprom ve BOTAŞ Türkiye şirketi, kamu şirketi ortaklığında. Buna da %4 hamiline hissedendi. Ortaklıkta %4 hamilene. Onu da ben yazmıştım hatta ve savcılık soruşturma açıp o %4 kime ait diye rüşvet iddiaları vardı. Çünkü Rusya onu buldu. O %4'ün hangi kimlere verildiğini buldu. Biz bulamadık. Şirketi kapadık. Turusgaz'ı 2002'de. O şirket kapandı. Yani Siemens'te oldu böyle bir şey. Türkiye'de yolsuzluk şirket tespit etti ve yöneticileri cezalandırdı. Bir Amerikan ilaç firmasında oldu böyle bir şey. İşte Lockheed soruşturması çok daha eski. Uçak alımlarında yapılan yolsuzluk vesaire. Yani Türkiye yolsuzlukların hep bir tarafını eksik bırakıyor. Sonuna kadar gitmiyor. Yani burada hem şirket içi dolandırıcılıklar, çünkü bunlar nereye uzanıyor? Bürokrasiye uzanıyor. O bürokrasinin o soruşturmayı geçirebilmesi lazım. Bürokratın o imzalara altında imzası olan belgelere sorumluluğunu taşıyor olması lazım hukuken. Bu böyle bir şey yüklenmesi gerekiyor. Bizde dolandırıcılar çok rahat hareket ediyorlar. Neden? Çok güzel bir soru. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi konusu uluslararası bir konu. Bunun için yapılacak o kadar çok şey var ki, yapılan bütün para transferlerinin kontrol edilmesi, kara para aklanmasının önlenmesinden tutun da yolsuzluk yapılacak bütün ortamların önlenmesi gibi geniş bir çerçevede mücadele etmek gerekiyor. Yoksa yolsuzlukla mücadele etmek o kadar kolay bir şey değil, çünkü para çabucak gidiyor, bazı şeylerde anlamıyorsunuz. Türkiye'de yolsuzluğun önlenmesinde oldukça kapsamlı sorunlar var. Bana göre yapısal sorun, hepsinden başta gelen yapısal sorun, yargı, kamu görevlilerine görevi ihmal olabilir, göreve aykırı davranmak olabilir, görevi suistimal etmek olabilir. Bu tür kamu görevlilerinin işlediği suçlara yargı müdahale edemiyor. Neden edemiyor? Çünkü bütün kanunlarda özel hüküm var. Diyor ki, mesela Merkez Bankası kararlar aldı, paramızın değerini düşürdü değil mi? 85 milyonun cebindeki paranın değeri düştü. Aslında evet, koruması gerekiyor. Bu bir soruşturma konusu olmalı bana göre. Fakat Merkez Bankası'nı soruşturabilmesi için yargının, Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bakan ya da cumhurbaşkanının izin vermesi gerekiyor. Bir savcı re'sen soruşturma başlatamıyor mu? Hayır, başlatamaz. Amirinin izin vermesi gerekiyor. Ya da yolda gidiyorsunuz, böyle bir tartışma çıktı, bir polis memuruyla vatandaş tartışıyor. Polis memuru kötü davranmış olabilir, vatandaş kötü davranmış olabilir. Bilmiyoruz ne olduğunu. Şimdi bu tartışmada iki kişi var. Yani polis memuruyla vatandaş, örnek olarak veriyorum. Bunların soruşturulmasında vatandaş hemen soruşturuluyor, hapse atılabilir. Ama polis idari amiri, yani onun amiri ona izin soruşturulmasına izin vermezse soruşturulamaz. Sonra siyasetçilerimiz var. Biz de bana göre İsrail ile karşılaştırınca biraz utanılası bir durum demem gerekiyor. Biz de siyasetçilerimiz milletvekili seçildiklerinde hemen dokunulmazlık kazanıyorlar. İşledikleri suçların soruşturulabilmesi için meclisin dokunulmazlığı kaldırması gerekiyor. Oysa İsrail'de dokunulmazlık kazanmıyor. Yine aynı korumaları var. Yani mecliste yasama faaliyeti nedeniyle sorumlu tutulamaz ama onun hakkında bir soruşturma açılmasına engel değil. Savcı soruşturmasını yapıyor İsrail'de. Soruşturacağı milletvekiline diyor ki, ben senin hakkında dava açmayı düşünüyorum. Al sana iddianame örneği. Sen meclise git, istersen oradan dokunulmazlık karar alırsan ben dosyama kapatırım. Türkiye'de öyle değil. Savcı soruşturma yapamıyor, dokunulmazlık kararı kaldırılmadığı sürece. Son iki dakikamız sevgili Serpil Yılmaz. Evet. Belki bir ilave yapmak istersiniz. Bir daha söyleyeyim. Bir de bu işte biliyorsunuz bir bakanın yolsuzluğu çıkmıştı.
bakan ve cumhurbaşkanlığı görevlerini ihmal suçu işlerlerse ya da yolsuzluğa bulaşırlarsa onların sorumlu tutulabilmesi için 301 milletvekilinin teklif etmesi lazım. 360 milletvekilinin de soruşturma açılsın diye oy kullanması lazım. Bu anayasayı değiştirmek için gereken milletvekili sayısı. Onun için Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin şey kısmı, hukuk kısmı yargının eli ayağı bağlanmış durumda. Serpil Yılmaz, buyurun son bir dakikamız. Sevgili Sinem, son cümleleri isterseniz Sayın Hocam Mehmet Güner'e bırakın. Nasıl uygun görürseniz. Çünkü anayasa reformu diye böyle ağızlara pelesenk olan bir şey var. Bu yeni meclisten ne bekliyoruz? Buyurun. Yeni meclisten talebimiz şu. Biz bir yargı reformu çağrısı yaptık. Oldukça kapsamlı bir çağrı. İnternet sitemizde var. Yeni meclisin o yargı reformu çağrısındaki her şeyi gerçekleştirmesini istiyoruz. Ama en başta kamu görevlilerinin, bakanların, milletvekillerinin dokunulmazlıkları meselesini, soruşturma izinleri meselesini kaldırıp daha ileri bir sistem kursunlar. Bunun için önerdiğimiz bir Adalet Yüksek Mahkemesi var. O mahkeme kurulsun. O mahkeme bütün yargı işleyişini denetlesin. Peki. Aynı zamanda yolsuzlukla da mücadele etsin. Çok teşekkür ediyorum. Türk Konfet Başkan Yardımcısı ve Daha İyi Yargı Derneği Genel Başkanı sevgili Mehmet Gün ve Serpil Yılmaz, efendim uzaktan katıldınız kendi programınıza. Ben de bugünlük vekaleten sizin koltuğunuza çok oturmuş bulundum. Ediyorum. Umarım bir hata yapıp da sizin koltuğunuza halel getirmemişimdir diyerek çok teşekkür ediyorum efendim. Daha güzel günlerde görüşmek üzere inşallah burada. Stüdyoda bekliyoruz sizi haftaya sevgili Serpil Yılmaz. Biz noktalıyoruz. Bizden sonra sevgili Gözde Şeker saatler 18'i gösterdiğinde ana haberde sizlerle birlikte olacak. Günün gelişmelerini aktarmak üzere. Buyurun.